Selamünaleyküm arkadaşlar. Serbülent Özgüray, YouTube Kangal Faldır kanalına hepiniz yeniden hoş geldiniz. Burak kardeşimizle bugün bahçeye geldik. Burak, anlat bakalım, bugün görevimiz arkadaşlar, nedir? Arkadaşlar bugün hastalıklardan korunmak için veya varsa hastalık uzaklaştırmak için ilaç makinamız var. Onunla beraber hortumu da var, uzun bir tane. Köpeklerin bütün kafeslerinin içini, dışını, kulübeleri, işte tavuk kümesleri olsun, hastalığın olabileceği bütün yerleri temizleyeceğiz inşallah. Hatta yürüme yolumuzu bile, şu Yasin abi göster, bu yolu bile ilaçlayacağız. Ayak bastığımız yerler olsun. Bakalım bir yapacağız. Bakalım akşama kadar inşallah bitirebiliriz bütün bahçeyi. Çalışıyoruz. Devam. Bu ilaçlamayı yani ne için yaptığımızı da anlatalım arkadaşlarımıza. İşte niçin olduğunu anlattım yani. Temizlik için, hastalıklardan korunmak için Yasin abi. Arkadaşlar bildiğiniz üzere en çok yeni doğan ve birkaç aylık yavrularda gençlik hastalığı, kanlı ishal denilen hastalık ölüme sebep oluyor. Üretimleri neredeyse yok derecesine kadar düşüren bir hastalık. Bunun için de bugün bahçeye geldik Burak'la birlikte. Tam teşkilat hazırlandık, giyindik. Bir kısmını yaptık, bir kısmını da bu tarafını yapacağız. Büyük alana yeni gidiyoruz. Ön tarafı bitirdik. Şimdi bunu uygulamalı olarak da sizlerle paylaşmak istiyoruz ki herkes neyi nasıl yapacağını doğru olarak bilsin. Biliyorsunuz ki Serbülent Özgüray Kangal Faldır YouTube kanalı sizlere bugüne kadar neyin doğru olduğunu göstermeye çalışan videolar paylaştı. Bugün de yine bahçede ilaçlamayı yapacağız Burak kardeşimle birlikte. Bir kısmını yapmıştık, bir kısmını da yapacağız. Şimdi size nasıl olduğunu da uygulamalı olarak gösterelim. Burak, durdur videoyu. Buradan çalıştıralım, ondan sonra şimdi devam. Bizim bahçe büyük tabii. Biz onun için böyle büyük makine kullanıyoruz. Sizin belki 2-3 köpeğiniz olur. Bu sırta takılan pompalar oluyor. Onlarla da yapabilirsiniz. Bizim bahçe büyüktü işte. Biz mecbur makine kullanmak zorundayız. O kadar yere şimdi sırtta pompayı basa 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 bitiremezsin yani. Öyle arkadaşlar. Bakalım yaparken de uygulamalı çekeriz. Şimdi bir durdurayım. Şu Hintlerin kümesinin etrafına da yapabilirsin abi. Tabii. Dur ama sırtını alacağım. Yasin abi, toprağı yapmana pek gerek yok. Kümesin etrafını bir de betona yap, betona. Oralara vurduk zaten Burak. Oralara vurdun da bak şu yanlarına manlarına at abi. Akça da oradan bizi seyrediyor. Ne yaptığımızı anlamaya çalışıyor. Bir kafesin etrafına doğru gidelim, oraya devam edelim. Burak, makineyi kapatalım. Köpek oradan değil, oradan değil. Kırmızıdan.
köpeklerin etrafını önce bir açalım, köpeklerin yerlerini çıkaralım, temizleyelim. Şimdi. Arkadaşlar, şimdi köpekleri dışarı çıkaracağız. Kulübeleri temizleyeceğiz. Etrafını güzelce ilaçlayacağız. Köpekler de zaten tüy değişimlerine başladı. Atarlıya bak. Evet, bu arada atarlı dişi bahçeye geldi. Atarlı da bakalım yarın Edirne'de yerini alacak yeni sahibiyle. Evet, atarlı dişi de daha atletik oldu. Biraz tabi orada zayıfladı. Çocukların orada gezdi, etti. Sürekli bağda kalmadı. Kendine geldi yani. Biraz da tam istediğim fiziği böyle olması lazım. Ya köpek hayvan gibi bir şey ya. Dün tutamıyorum elimde. Dün çektikçe çekiyor. Çektikçe çekiyor. Dün Gebze'ye gitmiştik. Onları gittik. Pusat'la birlikte ziyaret ettik. Gezi boyunca yaklaşık 1 saat boyunca 5. vites, hiç vites küçültmeden sürekli zincirde bizi yoruyor. Aşırı müthiş hırslı. Enerjili, müthiş hırslı bir köpek. Saymaz. Ne haber oğlum? Saymaz da harika bir köpek Burak. İlk önce bu tarafı bir içeriyle evet. Temizledi. Sonra bütün şimdi bunları tarafı kontrollü bir şekilde bağlayarak ayrı alanlara alalım. Bizim burada biliyorsunuz para var. Para hakikaten de kafesten çıkarken bize bayağı eziyet ediyor. Burak parayı bir aç istersen. Parayı bir açayım mı? Şey yap. Zincir var ya, ya da istersen bana bırak. Sen gel kamerayı al. Diyecektim en son paranın orayı yok. Yapalım. Parayla başlayalım, o biraz rahatlasın. Ama bırakırsak barona marona gider Bozu Bey. Çünkü daha yeni bir kavga oldu çünkü. Arkadaşlar ya şimdi videoya çekemedik. Az önce bir kavga oldu. Bir yavrularımız vardı, yavruları saldık. Baronun yanına gitti. Baronun altında böyle yavru ağladı böyle. Şimdi barona teslim oldu. Bir ses yaptı, bir yakladı. Bozo Bey o tarafa doğru gitti. Baronla tam zincir mesafesindeydi. Yasin abi bir gideyim dedi, yanlarına ayırayım. İşte baron dinler mi? Baron atladı Bozo Bey'e. Tabi baron tuttu, tek tuttu ya. Bırakmıyor, ayıramıyoruz. En son tabi Yasin abiyle beraber bir ağızlarına çomak soktuk. Öyle açtık yani. Açılmıyor da baronun ağzı yani. Köpek felaket tutuyor. Vallahi çok acayip bir köpek olacak. Daha genç, daha çocuk. 4 yaşında. Nisa alsan abi ne olacak? Bir o esnada paranın olduğu yeri temizleyelim. Şimdi ama zincir almamız lazım. Şimdi orada Mustang var. Şurada bir zincir vardı. Getirdik mi acaba? Sen bunu bir tut abi. Sen yayını dur. Sen bir zincir al. Çekiyor mu? Çekiyorum. Ellerine sağlık Yasin abi. Arkadaşlar köpek beslemek önüne biraz mama, iki tane kemik, biraz su koymak da olmuyor. Özellikle de çok sayıda büyük köpeğiniz varsa, ki var olanlar zaten bu işin ne kadar zahmetli olduğunu gayet iyi bilir. Bakın altını çekiyoruz. Ardından talaş atıyoruz. Sonra ilaçlamasını yapıyoruz. Bunların çoğunu biz normalde videolara dökemiyoruz. İnanın şu bahçede o kadar çok emek, o kadar çok zahmet var ki bunun parayla ölçülü bir değeri, bir karşılığı yok. Biraz daha bağırarak konuşursan abi belki sesi almıyordur mikrofon olmadığı için. Şimdi birazdan buraların da ilaçlamalarını yapacağız. İlaçlamanın ardından bugün köpekleri özellikle sizin için bir araya topladık bir de.
Arka tarafı şöyle. Hem ilaçlayacağımız için hem de belki video çekeriz diye yan yana bağladık. Hani gezmesi kolay olsun hem de bir şey olsun. Küçük bir hayvanat bahçesi gibi. Toplayalım dedik bir ara. Sizler için hepsini güzel bir videoya alacağız. Bak. Hatta istersen birazcık köpekleri bir göster. Aha. Eyvah. O dişi çıkmış. Zinciri koparmış. Eğer diğerlerinin yanına giderse muhtemelen kavga çıkacak. Muhtemelen. Bak şimdi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Onu aldığımız zincir nerede? Orada bir yerde. Evet, çengeli koparmış. Dur yanına bir gitme Yasin abi. Olabilir. Dur şimdi gitme. Dur. Ya oradan bir ayrılsın. Bak çıkardı. Bak, çengeli nasıl vurmuş, koparmış. İkisi de birbirinden çekiniyor. Bak o dişi sanki dayak yediği için. O şimdi üzerine atlayacak onu yine. Yok yok, bir ondan dayak yedi ya geçen gün. Evet. Şeyle beraber. Bir ondan çekinmesi var. Bu geçse ne olur? Tavuğa çekiyor mu tavuğa cüce? Bırak geçsin abi. Ne olur şimdi? Yaşlama yapacağımız için nereye gittiğini göremeyiz. Tamam boş ver ya. Diğer dişilerin hepsi bağlı ama gidip onlarla kavga eder. Yok zannetmiyorum ya gidip çökeceğini. Aha. Çökerse çöksün abi, ne yapalım dişler. Neyse işte. Kavga edersin. Artık bir gazı gitmiş olur. Tamam boş ver geçsin. Köpekler tamam, bir arada ayrılmaz. Köpekleri şöyle bir göster, ondan sonra işe dönelim. Sonra köpekleri tekrar. Arkadaşlar işte köpeklerimizi bir arada. Arkadaşlar iş bitince inşallah sizlere. İşimiz var, bir de vaktimiz de yok. Şimdi bir kısa güzel gösterelim. Bir köpek görseliyle dop dolu bir video hazırlayacağız. Hayvanı falan hepsini bugün dışarı çıkardık. Gel oğlum. İşimiz biter en son çekeriz. Gel kanka gel bakayım. Saymaz bu arada tüyünü bitirmek üzere. Çok güzel, çok da akıllı bir köpek. Çok güzel ya. Hani eski köpekler gibi. Tırnakları falan, orta parmakları uzun. Hafif de böyle kıllılık var, tüylülük. Biraz daha voltajı arttırsaydık ya burada. Ne gibi? Regi mi? He. Yok. Regi az orada. Bütün şekilde vurmanız lazım. Çesanlara mesanlara da at abi sen de. Yukarıya mukarıya. Kulübenin içine de ataydın abi. Attım ya, burası siz görmüyor musun? İşte kameraya aldığım için göremedim. Yasin abi oralara güzel yap. Yavrular falan hep orada öldü ya abi. Araya abi. Bak küçük araya dar araya yap. Kapat. Kapat.